farklı örneklerle yine devam edelim. Bakalım buralarda neler var. Bunu zaten yapmıştık. Şurada Circle Image Gallery var. Onu geçelim. Flipping Page Gallery var. Boxes var. Yine bir 3D dağılma efekti var galiba burada. Başka daha farklı şeyler var mı? Dediğim gibi işin mantığını anladıktan sonra burada hangisi olursa olsun fark etmez. Hepsini editleyebilirsiniz. Scroll News Preview demiş. Şu açtıklarımıza bir bakalım. Burada üstüne gelince hareket ediyor. Bu şekilde mouse'umuzun hareketine göre tam ters yönde hareket ediyor. Bu olabilir aslında. Başka bir demo diyelim. Buradakine bir bakalım. Bu yine image gallery şeklinde buradan şu şekilde katlıyor. Peki değişim nasıl sağlanıyor burada? Evet, üstüne çift tıkladığımız zaman resim değişiyor. Güzel bir efekt. Başka özelliği var mı bunun? Bu yukarıda. Tek tıklamayla değişti. Başka herhangi bir şey yok galiba. Bunu kapatalım. Şuna bakalım. Bu da güzel bir sistem aslında. Yine play ve stop var. Sağda sağ ve sola ileri ve geri butonları var. Burada bir içerik alanı var. Caption alanı burada. Aslında bu caption alanı değil. Bir sonrakini gösteriyor. Bir önceki slider bu. Bir sonraki slider da bu. Onu gösteriyor. Böyle bir sistem var. Horizontal karusel demiş. Başka burada otomatik geçiş var. Burada da vertikal olan var. Bakarsak burada da vertikal kullanılabilir. Şuna bir bakalım. Bir demo diyelim. Bu da farklı bir sistem. Gayet güzel. Öncelikle şuna bir bakalım. Bunu bir deneyelim. View demo diyelim. Evet. Pardon. Bunu kullanabiliriz. Bunu bir deneyelim bakalım. Download diyelim. Sabit diskimize kaydedelim. Bulunduğu dizini açalım. Daha sonra da klasörü çıkartalım. Buna da news diyelim. Yani haberler diyelim. Ctrl X keselim. Yine slider klasörümüzün içine yapıştıralım. Burayı kapatalım. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. News'i kapatalım. Diğerlerini de kapatalım. Sonrakinde de bunu yapalım. Buna bir bakalım. Şimdi bu dursun. Şuradaki bütün her şeyi close al diyelim, kapatalım. Buradakini de aynı şekilde close all diyelim, kapatalım.
Burayı bir refresh edelim şimdi. Refresh ettikten sonra Nives'in index.html dosyasını bir açalım. Açtıktan sonra yine fazlalıklardan bir kurtulalım. Burada bir alan var. Burada da bir resim var. Aslında orası bize lazım olacak. Sadece şu yazıyı yok edelim. Ve F12 diyerek test edelim. Sistemimizde herhangi bir bozulma var mı? Şimdi bunu editlemeye başlayalım artık. Öncelikle bu arka plandan bir kurtulalım. Style CSS Body'nin background'unu bir kaldıralım. Ctrl S ile kaydedelim. Ve F5 diyelim. Şimdi bunun kodlarına bir bakalım. Nasıl bir şey var burada. JavaScript kodları var burada. Şimdi bakarsak bu değil. Tekrar ediyor. Burası şöyle bakalım bir listesi burası. Bu div tekrar ediyor. Burada H2 içinde başlık var. Örneğin ilk başlığa diyelim ki görsel TV ile jQuery slider diyelim. Buraya görsel TV diyelim. Ctrl S ile bir kaydedelim. F5 dersek bizim ilk slider'ımız bu oldu. Görsel TV ile jQuery slider dedi. Görsel TV dedi. Burada fontlarla alakalı sıkıntılar var. Onlar düzelir artık. Başka burada içerik alanlarına bakalım. İçerik alanları nerede? İçerik alanları da burada. CN content demiş. H1'i burada. Buna yine görsel TV diyelim. Tarih var. Bu haber slider olduğu için bu şekilde tarih dursun. Kategorisi var. Kategori eğitim diyelim. Küçük harflerle yazalım. Ve burada da haberin içeriği var artık. Herhangi bir şey yazalım. Read more'u var. Daha fazla yani bu read more'da şöyle yapalım. Devamını oku diyelim. Ctrl S ile kaydedelim. Şimdi F5 deyip içeriğimize bakarsak kategori burada, tarih burada, devamını oku burada ve buradan devamını oku dediğimizde de ilgili siteye gidiyor. Gayet güzel, başarılı bir sistem. Burada da resmi var. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir bakalım CSS kodlarına şimdi. F12 diyelim. Öncelikle bu siyahlığı istemiyoruz. Siyahlıktan bir kurtulalım. Bakarsak Style CSS satır 8'deymiş. Style CSS satır 8. Bunu farklı bir sayfada açalım. Satır 8'de background color'ı bir kaldıralım. Background color burada kaldırdık. Border varmış. Border kalsın. Başka burada ne yapabiliriz? Tamamının içeriğini değiştirebiliriz. Tamamının rengini değiştirebiliriz. Bu şekilde border'u da kaldıralım. Border radius'u da kaldıralım. Satır 46'da satır 46 background gitsin. Border da gitsin. Bu şekilde onu da kaldırdık. Buradakileri de kaldıralım. Aktif olmayan kısımdakini kaldıralım. Background Most Linear dedi burada. Satır 134'te. Satır 134. Border kalsın. Background Color. Şuradaki background'ları bir kaldıralım. Şimdi F5 dersek artık orada da background yok.
yazılarda bak shadow color FFF demiş, biz yazılarda siyah yapalım. Evet, bu şekilde. Daha sonra yazılarda text shadow var. Text shadow'u da kaldıralım. Text shadow nereden geliyor burada? Border geldi. Satır 8'den geliyor yine. Satır 8'deki text shadow'u bir kaldıralım. F5 diyelim. Evet, bu şekilde. Peki başlıktaki text shadow nereden geliyor? Ona da bakalım. Shadow kalsın. Şurada E1 WebKit Border Radius Box Shadow var. Text Shadow'u bir arattıralım bakalım. Nereden çıkacak? Text Shadow burada var kategoride. Başka Mor'da var. Bir de Hover'da var. Başka nerede var? Bunu kaldıralım. Aktif itemde var. Shadow kategoridekini de kaldıralım. Şimdi bir bakalım. Yine buradaki tek shadow'u yok edemedik biz. Canvas size burada Jufon kullanıldığı için, font kullandığı için büyük ihtimal ondan geliyor. Çok kalın bir yazı. Aslında tek shadow yok burada, evet. Başka burada ne yapabiliriz? Bakalım JavaScript kodlarına bize herhangi bir değiştirebilecek option verilmiş mi? Page 1 demiş. Next var, preview var burada. Current page 1 demiş. Başka burada değiştirebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Jufon'u bir kaldıralım buradan. Jufon istemiyoruz diyelim. Text Shadow buradan gelmiş Jufon'a. Evet, şöyle daha iyi. Text Shadow'u kaldırdık şu anda. Peki başka burada jQuery Easing JavaScript var. Buna bir bakalım. Burada herhangi bir değiştirebileceğimiz bir şey yoktur. jQuery'de yok. Yine bizim bütün yapabileceğimiz değişiklikler index HTML'nin içinde. Var page 2 diyelim bakalım. Current page'de 2 diyelim. Herhangi bir şeyi değiştirmedi. Current page 5 dersek ne olacak? Yine herhangi bir şeyi değiştirmedi. Zaten iki tane sayfa yapmış. Var page 5 dersek bakalım ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Yine iki tane değiştirdi. 3 tane yaptı şu anda. Burada boyutunu değiştirebilecek miyiz peki? Height'ı 300 demişiz. Margin var. Overflow hidden var. Width'i de 500 demişiz. Bir bakalım boyutunu. Yine CSS'ten boyutlandırabiliriz. Satır 8. Style CSS satır 8'e bir gidelim.
tam sayfa yaptığımızı düşünelim. 980 piksel yapalım. Yüksekliğimizde 400 yapalım. Bir bakalım ne olacak şimdi. F5 diyelim. Bakarsak 400 dedik ve burası bu şekilde kaldı. Şimdi o zaman bizim bu alanın da yüksekliğini yükseltmemiz lazım. Left'ten 225 demiş. Height'ı burada, Width'i burada. Satır 36'dan gelmiş. Width'i 250. Height'ı 300 demiş. Height'ı 400 yapacağız öncelikle. Şimdi F5 dersek bura değişmedi yine. Height 400. Width'ini de değiştirelim bir bakalım. 550 yapalım genişliğini. Biz şu an burayı değiştiriyoruz o zaman. Burası 250 kalsın. Content'i değiştirmemiz lazım. Listi değil, content'i. Tab 310, width 219 demiş. Biz burayı 550 yapalım. Content alanı değiştirmemiz lazım. Height'ı da 275'miş. 375 yapalım. Şimdi bir bakalım sistemin düzelmiş olması lazım. Ama sistem tamamen bozuldu. Buradaki alanları biraz daha dikkat ederek bakmamız lazım. Image'in genişliği 215'miş. 300 yapalım. Tab'dan 310 demiş. Biz burayı content'in tab'dan 410 yaparsak ne olacak? 310 değil de 410. Evet. Şimdi o tab'dan 410 yapmamız bizim sistemimizi biraz düzeltti. Ama İkincide yine aynı hatayı aldık. İlginç bir sistem var burada. Bakalım başka nasıl düzeltebiliriz bunu. P var, more var, hover, item var. Artık 49 demiş. Burayı 60 yaparsak büyük bir ihtimal şu alanı değiştirmesi lazım normalde. Evet, 60 yaptık. Bu alanı değiştirdi. Şimdi Firebug'ı açalım. Bir daha bakalım buraya. Öncelikle bunu bir üste alalım. Bırak bur. Satır 8'deydi. Hemen satır 8'e bir gidelim. Ve margini yukarıdan da 0 yapalım. Tam yukarıda gelsin. Burada başka bir şeyler mi var? H1 class title varmış. H1, buradaki H1'i bir kaldıralım. Evet, şimdi tamam. Şimdi buraya geldiği zaman ikincisi yine burada görünüyor. Content element style 310. Evet, JavaScript'ten bir değer geliyor. JavaScript'ten değer geliyor. Ona bakalım. index.html'in içinde olmuş oluyor olması lazım. Burada, evet, burada. 300 değil, 400 olacak. 310 değil, 410 olacak. Burası yine 410 olacak. Burası da 410 olacak. Burası 400 olacak. Şimdi bakarsak sistemin artık tamamen düzelmiş olması lazım. Evet. Bakarsak sistem tamamen düzeldi. Bunu da bu şekilde istediğimiz boyutlara getirebiliriz. Buradaki resmin boyutu da büyüdü. Buradaki içerikler beyaz oldu. Bunu da değiştirmemiz lazım. Content'inkini değiştirirsek style CSS'ten buradan content'i bulursak ve şöyle gelip color desek, ds 000 desek,
Bir bakalım etki edecek mi? Evet, bu şekilde. Sistem etki etti ama arka plan olmadığı için bizim görsel TV hala duruyor. Content'in background'una da background background color'una da beyaz verelim. DSFFF diyelim. Ctrl S ile kaydedelim. Ve F5 diyelim. Bakarsak şu anda o sıkıntıdan da kurtulmuş olduk. Sistem çalışıyor. Burada bazısında yine burada geliyor. Bakalım o neden geliyor. Class 310 dedi. Tekrar 310'u bir yerden alıyor bu. Nereden alıyor? Index.html'de bir bakarsak unuttuğumuz bir yer var mı? Evet, burada 410 dememiz lazım buraya. F5 diyelim. Tekrar bakarsak herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır artık. Bu şekilde slider'ı da burada bırakalım artık. İstediğimiz değişikliği yapabiliriz. Haberler mantığı olabilir burada.